Merhaba Scroll TV izleyenleri, ben Alp Göker. Yanımda Melih Bilgin var. Melih, bugün bize hangi ürünü tanıtacaksın? Bugün görmüş olduğun gibi yanımızda siyah bir kutu var. Evet. Sen siyah, ben siyah, ürün de siyah. Bugün böyle Darksiders durumu var. Ürünün adı Asus O-Play. Temel olarak baktığımızda bir streaming, yani medya oynatma cihazı. Televizyonumuzla içeriği bulunduran cihazlar arasında bir bağlantı sağlamak üzerine geliştirilmiş. İstersen ben hemen hangi cihazları televizyonumuza bağlayabileceğimizle başlayayım. Öncelikle iPod ve iPhone desteği var. Aa, çok güzel. Üzerinde bir bu cihazlar için bir çıkış yerleştirilmiş. Kablo üzerinden cihazı bu alete bağladığımız zaman, O-Play'e bağladığımız zaman televizyona aktarma şansı elde ediyoruz. Televizyona aktarım yaparken de hem DLNA desteğini, yani Wi-Fi N üzerinden kablosuz aktarım desteğini, hem de çeşitli çıkışları kullanabiliyoruz. Bu çıkışlardan birazdan bahsedeceğim. Tamam. Bunun yanında YouTube desteğimiz var. İnternet üzerinden direkt bağlanabiliyor YouTube'a. YouTube'a bağlanıp YouTube üzerinden içerikleri televizyonumuzda oynatabiliyoruz. En önemlilerinden biri PC desteği var. PC'yi bu alete, Asus O-Play'e bağlayarak yine içerikleri büyük ekran televizyonumuza, HD ekran televizyonumuza aktarabiliyoruz. Onu da yine kablo desteğiyle yapabiliyoruz. Tabii ki bunun yanında herhangi bir oynatıcı olmayan cihazlardan da içerik aktarabiliyoruz. Bunu derken neyi kastediyorum? SATA ve USB üzerinden bağlayabileceğimiz hard diskler. SATA için 3.5 inçlik hard disk desteği var cihazın. İçerisinde gelmiyor ama desteği var. SATA 6 desteği sunuyor aynı zamanda. Bunun yanında bir de USB 3.0 çıkışı yerleştirmiş. Bu da harici hard disklerin bağlanması için. Yani bunlar tek başına oynatıcı cihazlar değil, depolama cihazları. Ama onları da Asus O-Play'e bağladığımız zaman yine içeriği televizyonumuza aktarabiliyoruz. Yanında görmüş olduğun gibi şöyle bir kumandası var. Kumanda üzerinde temel durdur, ileri al, geri al, başlat gibi işlemler var. Hatta bunun iPod da, tuşu da gördüm, evet, ben orada. Evet, harici bir iPod tuşu da yerleştirilmiş. Bu da yine cihazlar arasında geçiş yapmayı sağlayabiliyor. Aynı zamanda cihazı kapatıp açmak için de kumandayı kullanabiliyoruz. Kumanda kullanışlı, hem içerikler arasında geçmek için de şöyle bir tekerlek yerleştirilmiş. Oldukça kullanışlı olduğunu söyleyebilirim. Biraz büyük olsa da oldukça kullanışlı. Biraz büyük olsa da diyelim. Evet. Son olarak da şundan bahsedeyim. Cihazın üzerindeki çıkışlar elbette. Çıkışlar önemli. Kablosuz DLNA desteği olduğundan bahsetmiştim. Bağlantı içinse şurada görebileceğin gibi koaksal çıkış, optik çıkış ve USB HDMI var vesaire. Evet, HDMI evet. Çıkışları var. HDMI çıkışı olması önemli çünkü cihazın 1080p Full HD desteği var. Bu sayede Full HD içerikleri de televizyonumuza HDMI çıkışı üzerinden aktarabiliyoruz. Peki bir de cihazın ön tarafında sanırım kart girişleri var. Evet, onu söylemeyi unuttum. Burada baktığımız zaman mikro ve normal SD kartlar için girişler var. Memory stickler ve compact flash kartlar için de yine destek sunulmuş. Bunlar da az önce bahsettiğim hard diskler gibi bir oynatıcı değil ama depolama cihazı. Evet. Bu içerikleri Asus O-Play üzerinden oynatma şansımız var. Genel olarak baktığımızda onlarca cihazı bir araya getiren tek bir cihaz diyebiliriz Asus O-Play için. iPod olsun, hard disklerimiz, kartlarımız hepsini tek bir cihaz üzerinde birleştirebiliyor. Bunun dışında hem kablosuz hem de kablolu bağlantıyla televizyona içeriklerimizi aktarabiliyoruz. Çok güzel. Eğer bir ses sistemimiz ve güzel bir televizyonumuz varsa elde ettiğimiz cihazların hepsini bu ürüne bağlayabiliyoruz. Asus O-Play üzerinden televizyonumuzda oynatabiliriz. Harika. Peki, çok teşekkür ederiz verdiğin bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Bir başka ürün tanıtımında görüşmek üzere.